O ne yaptın Vay sen? be. Şükür. Bunların hepsi el yapımı. Bak En tahta sevdiğim parçalarından şeylerden en. yapılma. Bak ayaklı da var. Bak Tren başı var böyle. Ay tam malum Bak sevdiği gibi. motosiklet var. Ne? Yıka vitrine koyar herhalde. Onlar yıka almış. Evet, bunu Evet. kimse tahmin edemedi. Ne acaba? Ok. Bakayım. Dedim ya ben ok diye. Değil. Aa, daha bunlar bir şey değil. Ben ne harika şeyler Ok aldım değil ya. mi? Dur. Değil. Yay. Bu? Yay farklı bir Değil. şey. Ok da değil. Değil. Uçurtma bu. Yok artık. Ama nasıl biliyor musun? Açılıyor böyle yelkenli tekne oluyor ve havada uçuyor yani. Gerçek. Tabii böyle kat kat yelkenleri var böyle. Ve havada uçuyor yani. Düşün koca tekne havada uçuyor gibi görünüyor. Bak şu çok güzel ya. Arka Bu ne ne? Git orada oyna koş. Allah. O duvarı da mı açacaksın o? Gemi dümeni. Duvarı mı açacaksın? Ya ben böyle denizcilik şeylere çok meraklıyım böyle. Bak kalite kokuyor Sen ha. bana sor böyle şeyleri. Bak kokusuna bak böyle. Ay, çok Dükkan böyle çok güzel böyle şey, tarihi bir şey kokuyor, antika Ay çok kokuyor. güzel gider baksana. Duvarda böyle. Sen odasının şeyi de böyle ya. Çok ha, evet, Duvarda mı aşıyor onu? Bak bu sarung oluyor. Yanaşım sevin. Endonezyalılar birinde sarıyor erkekler. Ben de aldım böyle rahatça. Evde Sen de gezinirim bakıyorum da diye. iyi alışmışsın eteğe. Etek Aa, evet evet. Allah rahat çok güzel şey, bak. Ne diyorlar o? Sarung. Ne? Sarung. Sarung. Hmm, sarung. Sarung. Bu işte. Sarung. Hep bak, evde onu giyiyor neyse koydu. Nasıl ha, bak şöyle nasıl yapıyorsun? Bu kadar. Allah aşkına. Erkekler öyle giyiyor. Evet. Çok rahat yani. Bak. Öyle mi? Şey yapabilir misin? Nasıl olsa gibi olmuş. Otur böyle. Sen rahat yani. Çok Hani rahat. İstediğin gibi hareket etme olanağı var böyle. Evet. Şey yapıyorsun ya, rahat böyle hani kalk ya. Böyle. Ben hemen direkt stajcı olarak kadınlar işte bakmam lazım. İşte Allah Aa, hemen de yapılıyor yani. Rahat rahat olmak için de. Şöyle yapıyor. Böyle yaptı. Böyle yaptı. İstediğin kadar sıkı yapabiliyor. Ne kadar sıkarsan o kadar sıkı. Kemer varsa kemer de kullanır. Evet. Ve çok sağlam oluyor. Öyle kayıp düşecek gibi değil Peki, yani. Peki niye? Şimdi ben böyle yapayım. Bu Ömer bile düşmez yani. Lastik yapma gereği niye duymuyorlar? Lastik de güzel olmuyor ki öyle. Ha, modelden daha rahat oluyor. Daha rahat. Sıkı gevşeklikte yapıyorsun. Ama yok lastik de yani sonuçta evet, birçok bedene uyuyor. Evet. Aslında bana işte yöresel. Yöresel öyle. Bu da aynı. Farklı, farklı rengi sadece. Bakayım senin kuması. İyi mi? Bunu tapınaktan aldık bir tane. Böyle Buda heykeli. Aa, sen bizim anneler burada da var. Gel. Doğru. Reklam vermeyeyim. Evet. Bunu da aç. Bu da şey. Ay. Ama kendi Rambana tapınağı. Yani orada. Yine siz eve bir köşe yaptırın böyle. Sırf böyle hani ülkelerden aldığınız şeyleri. Evet. Sırf evet. o köşede evet. şey yapın. Bir vitrin böyle yoksa. Çok güzel. Bir şey yap böyle. Evet. Full oraya tamam. bir yerde aldığınızı oraya koyun. Sınırını da tutturmak lazım yoksa ev müzeye dönüşebilir. Evet. Bu da tapınak böyle. Bunlardan oluşmuş böyle. Bu gibi kubbelerden oluşmuş. Kocaman bir tapınak var orada. Borobudur tapınağı. Güneydoğu Asya'nın en büyük tapınağı. Üzerinde bunun büyüklerinden böyle binlerce var yani. Oo. Çok büyük bir tapınak yani böyle. Bu da mı taştan tapınak? Yani. Bu andezit bazalt taştan. Taştan sana hediye ettim ya. Evet. O taştan yapılmış işte. Ve tapınaktayken öylesini aldım yani. Hani öyle uygun fiyattı. Yani mesela şöyle. Mesela geçiyorsa adam işte gel diyor sana bunu satayım diyor. Kaç para diyorum mesela. Diyor 300 lira diyor mesela tamam mı? Aa ben elim böyle yapıyorum çıkıyorum. Aa, tamam gel diyor. Senin fiyatın ne diyor? Ben de diyorum 10 diyorum mesela. 10 diyor. O diyor 300 diyor ben 10 diyorum. Gel diyor. Oluyor yine. Aa ne oluyor? O zaman elim şey yapıyorum. Tamam 200 sana diyor 200 diyor falan arkadan geliyor. Oğlum ben de 15 diyorum mesela. Sen de 10 ya abla. Ama öyle orada öyle. Ya aslında çok ucuz olduğunu bildiğim evet, için mi? Evet İlyas o kadar ticaret dedi. Pazarı o kadar çok fena aslında. Öyle. Evet. Sonuçta adam zararına verir mi ama bir malı? Vermez. Adam diyor ki bir fiyat söylüyor. Ben hayır yok diyorum. Bana pahalı diyorum. Benim ihtiyacım yok diyorum. Tamam senin fiyatın ne diyor. Yani senin fiyatın ne demek yok, yani? Demek ki senin verdiğin fiyat malın zaten çok üstünde. Yani böyle bir şey var mı? Sen markete gidiyorsun 30 lira. Aa ben bunu almam 30 lira. Tamam senin fiyatın ne diyor. Orada mesela yazıyor. Öyle bir şey var mı? En fazla yok. Şu kadar olur. Mesela bundan aşağı öyle bir şey yok. Yani malın ucu açık. Ondan sonra yine biraz daha ilerliyorum. Adam belki yanında 100 metre takip ediyor mesela. Turist olduğu hazır. İçin atabilince turist atıyor için, yani he. Demek ki. İşte %50 diyor. Ben de diyorum en fazla 20 diyorum mesela. Bunu öyle 20 liraya aldım mesela. Çok önemli biliyor musun? Bak şu mesela el yapımı taş işçiliğe evet. bak 20 lira bir şey. Allah. Para değil mesela anladın mı? Orada işçilik çok ucuz.
Evet, hazır evet. Mal çok pahalı. Hazır mal, hazır malzeme çok pahalı. Mesele bu. Senin ne kadar bu? Aa, da çok güzel bir şey. Ucuz herhalde, ucuzdan konuşuyoruz. Şimdi o ben falan mı? Ben şey, tatile gitmeden önce almıştım bir mağazadan. 100 küsür, 100 küsürdü. 150'ye var aldık. 200'e var gibi mesela. Benziyor. Ya benziyor. Ha, geçen bakmıştım güzel. 100 küsürdü. Ben aldım. Ben bir tane sapka aldım ben. Ama tatil yaparken bir şunu kaybettim. Telefon kaybetti, şapka kaybetti. 3 tane şapka kaybetti, bir tane gözlük kaybetti. Tekrar şapka iPhone aldı. Gitti. Ne? Ben ne iPhone istiyorsun? Hiç olmaz. Bak, bunu geldi. Bir dakika, bir dakika, konuyu geçiştirme. Sen iPhone'u mu kaybettin? Geçiştiriyor çünkü kendi kaybetti. Yok, evet. Ah ablam, ben bilmiyorum ki. Çünkü ama bak, iPhone kafam çok durdu, biliyor musun? Galiba. Ya şunu konuşuyor, şunu konuşuyor. Yemek yemekken o dedi. Belki bence masada bıraktı, unuttum çadır onu alırken. Şey değil mi? Daha giderken ne oluyor? Annenin orada mı? Şey hesaplar, her şey. Yok. Elini kulağına koydu, tamam mı? Böyle şey, alo alo diyor, ses gelmiyor. Aa, elinde telefon yok. Ah. Ha. Ne demek, yok be, öyle değil. Sen de hesaplar. Biz de böyle şey gibi dinliyoruz onu. Tövbe lan. Öyle değil ya. Ben önemli değil zaten o. Daha 7 sene önce, 8 sene önce aldım. Ya ay, bu önemli altı. Değil ki zaten. Önemli olan içindeler. Ya çektiğin çekin çocuğun. Telefonu belki aktarıyordur. Hesabı. Aktarmışlar. Banka hesap şifreni, her şey. Şey bitti. Zaten alamaz, açamaz ki benim şifre paranı. Bitti. O zaten tekrar yani bir aldı. İşi olmaz. Hesap gitti. Nasıl nereden biliyor? Hiçbirini bilmiyor. Yok, tekrar hesap açacağım. Evet. Ah be. O da fark etti. Ne zaman fark ettim? Ne zaman? Akşam üzeri. Te bu şapkaları da otobüste unutmuş. Gittik terminale. Evet. Allah'tan kayıp eşya bürosu var. Gittik yine aldık. Bu babam için aldı. Bak bu yüzden el yapımı. Bu şey yapıyor ya. Ne yaprağından? Bambu. Tak tak. Tak be. Bambu ağacı bu. Ha, onu da geçir kafana. Bambu'dan yapıyor. Nasıl geçecek lastiği değil mi? Yok, yüzüne geçir. Ha, öyle geçir işte ha. Ay abla, çok komik oldu. Ha, öyle işte ha. Daha artık pirinç tarlasına gitmen hak kazandınız. Bak pirinçler bu enseyi falan da koruyor ya. İnşallah güzel ama. Babam da babam sever bence ama kazanır mı böyle ağır bir şey? Bu neyden yapılmış ha? Bambudan mı? Bak komple bambudan yapılmış. Babam onu düşürmeyeyim diye elim kalkamaz ki. Ama şuraya takacak canım, buraya uyuk gelmiş. Takınca otur ya. Rahatsız eder babam orası. Normalde takıyor babam şapka. Ben babam çok... Takacağını sanmıyorum ama en azından hediye yani. Evet. Biz de gittikçe takarız. Bakarak yeni biz de kullanırız. Mesele bu. Zaten şunda kumsalda deniz kenarı doğru yürü, bakmayan kalmaz yani. Ay yıkı, bu arada kesinlikle söyleyeyim, kız senin şapkanı kullandım ben. Denizde şapkan senin var ya. Senin şapkaların vardı ya. Var mı? Ha, ne kullandımış bile. Yıkı helal etmez. Çok önce de. Kırmızı şey var ya şapkaların. Kırmızı şey işte yoktu. Yani vardı, evde kalmış. Dur bir dakika, ben anlatmadım daha. Burada grubuda da orada kişiler böyle hadi 200 dedim. Valla 200 olmaz. Ben dedim 50. Hmm. Tamam mı? 50 hayır, 50-75 diyor. Ama ben kıyamıyorum. Ben eski değil yani. Mesela... Kaça aldın? Ha, o da kazansın istiyorsun. Ha, evet. Kaça aldın? Ben 60 dedim. Onların benim sırası var. Abla. Sırayı da verebileceğim. Enes ne aldı bilmiyorum ki. Çünkü... Ha, bunları bilmiyorsun. Hiç bilmiyorum. Çok güzel şeyler aldım ya. Var ya. Bunda mesela adam 300'den açtı. 50'ye aldık yani. Aa. Kapıyı açtı. Orada pazarlık öyle. Yoksa ilk geldi fiyatı alırsan ooo yanarsın yani. Aynen. Ama çok ucuz. Bu neymiş? Bak bu el yapımı. He. Yani tahtası da böyle ahşapta boyarak yapılmış. Üzeri tek tek kendisi boyamışlar böyle. Ahşaptan boyamış. Hayatımda böyle en keyif alarak yaptığım alışverişi diyebilirim. Çünkü aldığım şeyler hep ömürlük şeyler yani. Böyle aynen, at kullan at şeyler ben değil çok yani. Ya. Ve tarihi dokusu böyle. Bana mesela dünyaya bir daha gelseydin hangi tarihte gelmek isterdin diye sorsalar mesela böyle 1700'lü yılların sonlarında bir denizci olarak gelmek isterdim mesela. O yüzden denizcilik şeylerine çok merakım var. Şu da mesela pirinçten yapılma. Çünkü o zaman ya böyle denizciliğin böyle çok insanların yeni yeni okyanus aşırı keşif yaptığı dönemler. Tabii Amerika'nın keşfinin zamanında da yapıldı ama daha böyle teknolojik olarak yok, teknoloji yok o zaman. Daha teknolojik olarak nispeten 1700 yılların sonlarında şimdi böyle deniz, şimdi? İngiliz denizciler yapıyor ya, deniz aşırı ülkeler, seferler falan. Nasıl yapıyor?
O korsan falan ilgimi çekiyor yani. Şöyle, nasıl oluyor bu etrafta? Şöyle büyüteç ya böyle yakın bakamıyor şöyle. Aa büyüteç mi o? Şöyle elini yakınlaştır uzaklaştır böyle. Dedemin vardı rahmetli. O filan yok, ha, durduk çok tamam. Şey ama, yani denge Jack Sparrow var ya, onların eredileri izleyin. Jack Sparrow. Ha, ha. Bunların hepsini Pirates korsan filmlerinde görebilirsiniz. Ha, ha, tanıdık. Bununla şey, ateş de yakabiliyorsun büyüteçle. Ya, ha, evet, ışık. Mesela kağıda tut ya da turota tut böyle, büyüteçle ateş de yakabiliyor. Kağıda tutuyorsun böyle, kağıdı böyle yakıyor, kapkara yapıyor orayı. Sonra ateş çıkıyor böyle. Gördük biz balkonda. Ya. Evet bu böyle. Bu da anahtarlık yani aslında. O ne? Bu da korsan yazısı böyle. Şey. Bunu temin az önce gördüm. Patates yazısı. Şey, pazartesi. Aa, ben de patates anladım. Patates. Great. Pazartesi. Korsan. Diye okunuyor. Bak bu da şey. Great korsan mı? Dürbün anahtarlık. Bu tatlı. Çalışıyor yani. Çalışıyor mu? Ay, yakınlaştı bak. Yakınlaştırıyor değil mi onları? Dürbün mü? Böyle özellikle küflendirmişler böyle. İçine mum koyuyorum böyle, nostaljik böyle. Mum yani. Mum için var. Bizim burada at çöpe gitsin. Var ya, hakikaten şey, denizin dibinden böyle bulunmuş gibi böyle. Evet. Küflenmiş. Evet. Siz ahşap bir odada durdun düşün. O kaç yıllık dersin. Çünkü küfleri müfleri duruyor yani. Harika böyle bir ev. Niye küflemişsiniz? Niye aldın sen? Enes. Hakikaten bu şeyli hani böyle yeni yapılmış bir şey değil bu. Yok ama özellikle eskitme yapıyorlar. Böyle satıyorlar ama. Ama güzel bu var ya öyle... Ben almam ki mesela. O zaman bak, mağaza çok anladım. Özel bir mağaza. Dünyada bir tek Londra'da var, bir de orada Bali'de var. Tamam bak. Başka hiçbir yerde yok. Ben de almadım. Ama hayır, bu acaba kazanmış değil midir? Orada aralarını kullanmayı satmıyor. Birazcık tamamlamak da gerekiyor. Aa. Bir şeyi böyle evet. Yaptığında güzel bu ama bu şimdi... Kusremiz böyle güzel, şu, iyi. İşte bu... Şu da benim mesela anahtarlığım olacak. Çok güzel mesela bak. Hareketli öyle. Pirinçten ömürlük bir anahtarlık. Bakayım. Pirinç kararabilir mi? Bunu yapabilir mi? Pirinç hiç kararmıyor galiba. Kararmıyor. Ama niye bu karayı ben de almam ki böyle? Bu pirinç değil. Bu pirinç değil. Metal bu. Şey, bu metal. Demir. Demirden. Teyze. Hemen bak teyze. Kullanılmış duruyor. Ooo hadi götürelim seni pirinç daha mısın? Aa, çok güzel. Gibi ya ben. Abla Selim Ayçin. Bak ablaya dördün. Ablaya dön. Bak bu da. Denizci saati böyle. Bakayım. Ben hiç bakamadım. Hemen çekil anneciğim. Gel bu tarafa geç. Daha aktif etmedik. Pilini aktif edip çalışıyor böyle. Güzel. O çok güzelmiş bak bu. Aa, bunu bak zincirle böyle kolye olarak takılabilirdi. Dedem takıyordu ya hatırlamıyoruz köydeyken. Dedem kalmış. Şu cebe koyuyordu hatırlamıyor musun? Evet. Çıkartıp bakıyordu evet, öyle. Bir ara ne meşhurdu ya. Sen ne için böyle aldın Enes? Ben giymiyorum abla. Ya seviyorum kullanacağım. Hadi. O arasını sevmiyor. Bu araba. Bak. Aa, bunlar ömürlü kullanat şeyler değil. İlgisini çekecek bak, bir şeyler var. Biliyor musun bir gün oraya gittim. 2 saat sürdü galiba. O da çok geç oldu. Sonraki gün sadece o belediye tek o mağaza var dedim. O zaman tam o gün aslında arabalarım ben gitti. O saat 6'da kaldı. Oraya gitti tekrar. Bunu arama ben hiç bilmiyorum ne aldı. Ha, sen yok gördün. Yok. Allah. Bu ne? Pirinçten denizci düdüğü. Ay ne kadar çok eski şeyler. Evet onu çok seviyorum. Bayılıyorum ya. Bu denizci bunlar hani ömürlük şeyler yani. Bu ne? Şurada deniz atı açacak. Bu da çok güzel. Buna hayran kaldım. Bu biliyor musun? Bu hayvan. Deniz hayvanı bu. Deniz atı diyoruz biz. Hırma. Evet. Hırma bu ne? Şey yaz. Deniz. Deniz atı. Evet. Evet geliyor. Bunu çok seviyorum. At olsun onu. Ha şu İka'ya aldım hediyeyi gösteriyorum. Sen açmadın değil mi daha? Açmadım ne bileyim. Aa, İka'ya bu. Bak ben hiç uyanmadım. Kullanması için bak. Taksi. Kesme tahtası var. Doğal ha. Ay ne kadar güzel İka. Ama doğal bu evet. Doğal ağaçtan bak katman katman. Sadece şey mi yapmışlar zımparalamışlar evet. Falan kayganlaştırmışlar. Ay çok güzel. Güzel değil mi? Beğendin mi? Gene yemekle Allah'a alakalı. Güzel mi? Bu da pusula böyle. Çok hassas pusula. Bak şu an kuzeyi gösteriyor. Böyle yönü gösteriyor. Kuzey ne? North. Böyle. Bak şurada da şiir var böyle. Ondan sonra.
Eski pirinç, anahtarlıklar. Yani böyle çok tarihi görünümü vermişler yani ona. Şuradan sabitleyebiliyorsun mesela, sürekli oynamasın, aşınmasın diye. Böyle. O da var ya, Jack Sparrow açılıyor böyle. Ha da elini alınca hissedersin kalitesini ya yani. Ya çok öyle. O neydi o dediğin hayret, şey. Jack Sparrow. O korsan filmlerindeki ya. Çoğunu kullanıyorlar işte. Evet. Eski yerlere kullanıyor bu. Evet, evet. O da hala kullanıyor ki şimdi. Bu da pusula. Üzerinde de 100 yıllık takvim var. Ne? Şu an bile kullanabilirsin yani. Mesela buradan ayarlayabiliyorsun. Nasıl? Mesela bak günler var, aylar var, yıllar var böyle. Ama daha tam olarak nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Onu öğreneceğim yani. Bak şöyle. Hadi üzerinde yazıyor 100 yıllık takvim diye. 100 yıllık takvim var mı? Nasıl? Tabii içi de altı da pusula böyle. Çok güzel bak. Üstünde de şiir falan yazıyor altına. Bak şunu. Baksana ne kadar güzel. Aa evet abla. Burada ortadaki bu İngilizce yazısı mı? İngilizce yazıyor. O ne? O ne bu mesela? Bu şunlar? Bu günler. Ha onlar günler. Monday, Tuesday, Wednesday. Pazartesi, Salı, Çarşamba. Bir şeyler gösteriyor. Yıllar. Ayka çok güzel ya. Var beni yapalım. Abla gel gel. Baksana şu içinde göster bakayım bir dakika. Hadi be gelsene. Şunun için yazısı şeye bakar mısın? Bunu Arif ne yazıyor abi acaba? Bu mu? Ha. Gerçekten mi? Evet. Ya çok güzel. Bana sadece aksam mı aldın sen? Sadece bana tahtaya mı layık gördün diyor Hika. Ama mutfakta kullanılıyor. Ahşapla bir tek o vardı. Ne yapayım? Yani anahtar almadın mı sen Hika'ya? Anahtarı vermeyecek misin? Yok. O bu bana bir tane. Ya ver deli misin Nesi? Şunu var. Şunu benim var demeyim bunu. Ben kullanacağım. Ama sen her elinde sahip olduğu şeyi kaybediyorsun. Hayır bunu nasıl çantana koyacağım ki. Kimin çantasına? Benim. Çantayı kaybedersin bu sefer. Yani alakası yok. Erişin çantası koyayım o zaman. Bak zamanında ben de kaybettim. Telefonu düşürdüm, tuvalete düşürdüm, bir yerde unuttum. Yani benim de oldu illaki. Ama işte böyle öyle şey yapıyoruz. O ne? Asıl işte buna geldi sıra bak. Ay bu ne şimdi ne? Dekor bak, anahtarlık. Aaaa! Enes! Bu ne ya? Gardiyanlar atılmalı zillere. Allah'ım ya! Çok iyi be! Ne için aldın sen onu? Hapishane camlarından almaya çalışıyorum. Evet, ya resmen o şeye evet döndüm ha. Evet. Bu ilk defa böyle bir şey. Yani evet. Boy boy. Bak, bu da anahtar, Allah kilit. Allah. Eski ay, denizci kilidi. Şu an enişten kilidi kaybetmiş durumda ya. Anahtar hemen bunu götürüp. Tamam, bunu takalım işte. Kur'an'a bildik mi bu arada? Şunu koyacak işte onu olarak. Odasına aç bakalım. Yine. Kullanamazsın ama bu sadece dekor. Sen sus dedi. Hayır be çalışıyor. Çalışıyor mu hiç? Vay. Çalışıyormuş. Şöyle süper kapatıyorsun tekrar bak. Şu onun açık olduğunu gösteriyor. Şöyle yapacağım. Aşağı inecek herhalde o. Bak şimdi çok hoşunuza gidecek bir şey göstereceğim. Ya beni sevmiyorum. Buna bayılacağınız bak. Ya şu bir anlat nasıl yüzyıl bak şu. Bunlar hep böyle evet, eskide çok değerli örneği yapılmış şeyler yani. Anladın mı? Evet. Bunlar hep tarihte yapılan şeylere örnek alınarak yapılmış yani. Masada okuyamıyorsun bu arada. Böyle şu kafadan sallayarak güzel değil. Evet. Tamam değil. Zaten biliyor. Evet. Bak şuna bayılacaksınız ya. Gel gel. Bak bu. To me you are perfect. Aa benim için sen mükemmelsin diyor. Bak. Al Kur'an. Kur'an değil mi? Ay, kuş eski denizci defteri bak. Aa, ay yok. Ama hiçbir şey yok içinde. Bunları sen dolduracaksın. Yazmak için bak. Siz dolduracaksın. Şu kokuya bak. Şu kokuya bak bitersin ya. Şu tarihi kokuya bak. Ay ne? Bunu nasıl resimler çizdiler? Bu ne ya? Çok iyi ya. Hiçbir şey yok ama içinde. Allah Allah. Ay, ya bu defterin içinde bir şey mi olur? Aa, belki sana bir güzel bir şiir yazacağım bu, belki. Neden yapılıyor bu? İka olsa hemen yemek tarifi yazar içine de. Bence sana kabuğu kokuyor. İka bence ne yapın biliyor musun? Anne, böyle, bak buna şunun denize gittiğiniz günlerle şeydi ilgili bence anılarını yaz. Ara ara dolu bir şey. Tabii. Bence güzel olmaz mı Enes? Olur. Değil mi? Sonra yıllar sonra çok okursunuz. Bu dünyayı. Neyi? Hani denize gidiyorlar ya, kamp yapıyorlar. Kapı, mesela orada kaldınız, bir günü böyle yazsın.
Oğul anne. Sonra yıllar sonra dizi okur mesela. Evet. Ne kadar güzel bir anı bence. O zaman zaten hem tarihi olmuş hem yazı da tarihi böyle. Süper. Ben dönemde gidersem ben yazacağım. Sen yaz. Enes'in gezisi iyi değil. Tamam, o zaman sana hediye edeyim ben bunu. Evet. Aa, iyi oldu bana hediye. Tamam ya, İlka bence öyle yap yani. Bu neyden çok yapılmış acaba ya? Mısır galiba. Bitki lifinden yapıyorlar ama. Çok güzel. Bitki lifi. Endonezya'ya gideyim ben de alacağım bunları. Resim çizeceğim içine. Resim de çizeceğim. Sen bir de o ortamı göreceksin. Nasıl tarih kokuyor var ya. Ya, ya böyle. Gerçek. Ay. Biz bittik buna yani. Valla çok güzel ya. Nasıl ne? Evet, sıra geldi. Ha, onu da gösterelim. Şunu da yok. Çünkü İlka hadi açılıyor. Bu da askılık, bu da askılık. Ama nasıl bir askılık? Bak şöyle. Askılık. Aa, Bali'den mi? Çok hoş. Aa, çok iyi be. Çok güzel. Evet. Harika. Evet, aslan geldi de. Ama kaldı yani. Evet, İlcisim odasına. Sıra geldi en güzelisine bak. Denizli teleskobu. Oh, bak. Ve çalışıyor da. Çalışıyor. Böyle buradan netlik ayarını yapıyorsun böyle. Acaba bunlar o bir filmlerde şey... gözlüyor ya, korsan gemileri falan gözlüyor ya. Acaba işte. Taşıyor mu abla? O kadar uzağa mı gösteriyor? Şu an bir şey göremiyorum. Uzağa, uzağa gösterdiği için yakını göremezsin. İşte, evet, hiçbir şey gözlüyor. Öyle olmaz. Sadece burayı netlik şey yapacağım. Oluyor. Sadece şuradan netlik ayarı yapacağım. Hmm. Oğlum be. Diğerlerinin hepsi açık olacak. Ayrıca ben yukarı götürelim bunu. Zemini zaten. Ne? Bunlar şey Bali'de yakılan tütsülerden. Yok, bunu var. Onlar size her gün tanrılara bir şey ikram ediyorlar ya. Yanlarına tütsü yakıyorlar böyle. Bu da onlardan. Tabii Türkiye'de bulamazsın bu çeşitleri ya. Bunu böyle asacağım. Şey benim diyor. Hayır. Şu bak bana bak gerçekten güzel bir şey yap. Bir köşe yapın. Ama dekorum. Sen oraya mı götüreceksin? Ha? Bizim evimiz evet. Yeri sanacağım. Bu dursun şimdi ya. Bu da tüm Umman sokakları bundan kokuyordu abla. Bundan yakıyorlar böyle. Koyuyorlar böyle bir şeyin içine. Tabii ben güzelim Hindistan cevizi kabının içine koymuştum. İlk onu hemen kendi ülkesinde bol diye çöpe atmış burada. Ben onu halbuki yani. Saklayacaktım yani. Sen tembekleyecektin. He, o zaman ben de bunun içinde yakıyorum yani. Artık bir şey yok. Bu da Endonezya'dan geldi bu da çok güzel koku saçıyor böyle. Annem Endonezya'dan gelip gelmediğini bilmiyorum. Belki Hindistan'dan geldi bilemezsin ki. Olabilir. Bu böyle eriyor. He. Yani Enes, kimine tamam. Göre güzel, Yahudi. Kimine göre güzel olmayan bir koku veriyor. Evet, çok evet. Seviyorum ya. Ben de seviyorum. Ki Antalya'ya ben gittiğimizde nereden bulup bulup hatta gelir, gidince alacağım tütsü. Eve getirir alırdım. Annem de nereden bulur eder atardı çöpe. Bu da güneş saatli pusula. Burada derece ayarı var. Bunu kaldırıyorsun. Bir de burada gölgelik var. Bunu da kaldırıyorsun. Bunu da böyle kaldırıyorsun. Dereceye göre ayarlıyorsun mesela. Şu sana gölgeyi gösteriyor. Saatin kaç olduğunu gösteriyor. Güneş saati yani. Şu da kilidini açtım şu anda. Bu da pusula bak. Kuzeyi gösteriyor. Kırmızı burası. Böyle çok güzel. Yani çok tarihte güzel. De aynı şekilde yapılmış, kullanılmış çok bir. Güzel. Değil mi? Beğendin mi? Aferin dayım. Bu da ayaklığı buradan yükseltip alçaltabiliyorsun. Arkadaşlar bakın burada biz incileri inceliyoruz. Vay. Hadi bakalım tekerlemeyi de söyledim. Arkadaşlar buradayız. Bir türlü saat oldu. Bir saat. Of. Oğlum güzel bir şey. Neler var burada. Güzel onun şeyi nasıl. Valla bu şey güzel. Nasıl? Bir tane o benim bu senin. Ha, o benim bu senin. Şöyle. Nerede benimkiler? Bak benimkiler burada bak. Bak. Favorim, Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinden çok gelen güzel. Güzellikler. Mükemmel hakikaten. Bunlar mı? Bir daha göster evet. Abla. Bak. Az öncekine. Bak abla şunun güzelliğine oy. Bakar mısın bak. Çok güzel be. Mükemmel ışıl ışıl harika, parlıyor bak. Parlıyor. Evet. Bak bir de kuş arı kolye aldım. İşçiliği de var yani sadece inci değil. Evet. Ablam en güzellerini ayırdı bak abla şuna. Hemen evet. Kendine. Bunu da enişten aldım. Oo. Bu da arada. Şuna bakar bunu mısın bunda ya? Bayıldım burada yıkalan. Bayıldı hemen hastaneye götürdük arkadaşlar. Ayıldık hemen yine tekrar devam tekrar geldim tekrar bayılmazsam iyi. Bunda enişte tesbih. Hedaye. Vay. Çok güzeldir ya. O bana sayısı hedaye. Da tam 33'tür ha ona göre. Evet. Sayısı da tam 33'tür şunu yani. Şunu çekeyim. Evet.
Bak şuna siyah inceye bayıldım bak. Bu da o kadar güzel ki. Evet. Elleme. O benim. Ya Allah bence bence bir önce ayıttır bak. Ben değil sana mi? Söyleyeyim. Fıtır fıtıra böyle telefonları durmuyor. Onu gruplarda paylaşıldı biraz. Benim bak buradan şimdiden söylüyorum. Fıtır fıtır gidiyor vallahi. Aynen. Instagram'a paylaşmadan arkadaşlar. Yani biz herhangi bir yere paylaşmadan ablamlar hemen akraba gruplarında hemen, paylaştı evet. Böyle. Çünkü İK fazladan modeller getirdi böyle. İK'da isteyenlere gönderiyor arkadaşlar. Yani Türkiye'de bunların gerçeğini bulmak zaten gerçekten çok zor. Hep imitasyonunu yapıyorlar. Tabii anlamak da gerçekten zor oluyor. Ama biz bunların orijinalini test ettik değil mi? Ateşle yaktık. Ondan evet. Sonra erimiyor. Ondan zaten sonra birbirine sürtüyoruz. Ablacığım böyle kurcalarken bunları 2 saatten beri ayarlarken elimize şeyleri yapıştı böyle ince ince görebiliyor musun? Bak tabii bilmiyorum. Yani, doğal taş olduğu için aslında. Aha. Ya tozları yani. Anlaşılıyor aha. Değil mi orijinali? Tabii, sürtünce şimdi. Tozları bir çıkıyor biraz yani. Ağır yani. Biraz güçlü sürtmen lazım. Yani biraz zedelemeyeyim hadi ben kıyamam öyle. Harika. Aynen. Zaten yok biz mağazada da mesela götürdük bir tane incelettik. Bu orijinal mi dedik mesela kadın. He, birbirine evet. Sürttü mesela. Hemen yani, evet bu da orijinal dedi mesela. Adadan İK'nın getirdiklerine mesela. Ama mağazadan olunca tabii ne kadar çok fiyat. Şuna mesela $1,100, $1,050 fiyat biçiyor buna. 20 bin lira para yapıyor. İK 10 kat ucuzuna getiriyor. Aynı ürün. Aynı ürün. Aynı kalite. Bak şuralar da mesela. Vallahi. Şuralar da mesela bak altın kaplama. Bak. Evet. Altın suyuna batırılmış evet, yani altın kaplama. Evet belli ama çok kaliteli ablacığım bak. Gerçekten tabii öyle yani. Kararma bak, falan şunu, yok yani şu, çok kaliteli. Şeyi görüyor musun bak şurası falan o kadar kaliteli ki. Bayıldım hayran metali kaldım. Metali de kaliteli ha, yani. Metali böyle. Evet evet. İncisi de. İçi dolu yani metalim öyle. Tabii şey ağır değil. Zaten şu o kadar ağır ki bak. Şunu yazan İK'ya bir taktım bu diyor bu çok ağır. Taşıyamaz İK'ya. Yok gerçekten. Bana bile ağır abla bayağı ağır. İK tasma gibi hisseder onu takınca böyle. Evet. Ha. Ama tabii başlasın. Böyle beyaz güzel gösterişli bir kıyafetle çok harika güzel evet, yani. Evet hayır siyah bence. Giyecek onu üzerine takacak. Tabii. Evet. Siyah satan bir şey üstüne böyle. Mesela bir... beyaza da şu mesela üstüne takılacak boynuna. O zaman çok güzel. Evet siyah ince çok nadide oluyor arkadaşlar yani çok nadir bulunuyor. Şu ele değil mi? Bunları biliyor musun? Şu kim bilir nasıl evet. Çıktı evet. Kaç tane midyeden çıktı. Kaç tane midye açılıyor tane? Kiminden gerçekten. Çıkıyor kiminden çıkmıyor kiminden ufacık çıkıyor. Ne? Kiminden büyük çıkıyor. Ufak çıktıysa ayrı değerlendiriliyor. Büyük çıktıysa ayrı değerlendiriliyor. Hepsinin içine delik açıyorsun bak. Bunları kırmadan delik açıyorsun. Değil mi? Bir de abi kırılanlar açılırken da vardır. Kırılanlar oluyor. Bir de bunu çok nizami açman lazım. Aynı ipe diziyorsun. Gerçekten. O kadar emekten sonra satışa geçiyor ve gerçekten. Orijinal olmasına rağmen hakikaten çok ucuz yani. Gerçekten çok uygun fiyata getiriyor. Tam dünyadan yerinde olduğu için. Seyenler şey olursa yenisini Instagram'ına yazın bak bitmeden ben size söyleyeyim. Bir de bunlar biliyor musun? Hayvanın şeyi bu. Atık maddesi. İnci. Atık. Midye mesela ne yapar? Midyenin su aldığı görevi nedir? Böyle ağzını sürekli açar, kapatır evet. Kabuğunu. Oradan suları süzer. Suların içindeki mikropları süzer. Evet. Bu mikropların çoğunu böyle doğaya zararsız hale getirir. Vücudundan tekrar atar. Ama atamadığı maddeleri de böyle toksik çıktı. Madde aslında. Hayır, bu bizim... toksinleri de vücudunda biriktiriyor. Taş oluyor işte. Bu o taşlar midye oluyor. Bir dakika o denizde satılan yani yenilen midyeler ayrı mı? Aynı midye mi? Farklı durumlar. Değil mi? Bunlar daha tabii. Büyük. Daha şunun büyük. Gibi bak şunlara tabii, benziyor. Daha farklıdır. Büyük midye gibi. He, tamam. Öyle her inciden acaba bulamazsın ya. Ben mesela çok büyük inci midye. Yaptık. Hatta bir ara tatile gittik ya Erde'ye. Bir sürü inci midye topladık. Midye topladık yaptık. Mesela İK seviyor diye mesela ona midye yiyeceği yaptı ya midye. Evet midye evet. Falan yemişti. Farklı. Onları açtık hiçbir tane çıktı mı içinden? Hiçbir tane yoktu. Yok canım. İşte yani özel mi diye öyle özel bulunmuyor. Yani. Bir de Türkiye gibi uzak bir coğrafya olunca Endonezya. Türkiye'de yani, evet. Zor bulamazsın. Bir de araya aracılar girdi mi fiyat ne kadar yükseliyor. Tabii. Bırak aracıyı bak Endonezya'da evet. Satılan bir mağazada bile şu diyorum $1,050 ya 20 bin lira para. Yani. Oğlum siz kaç katı düşük almışsınız? Tabii. Yani uygun yerinden aldığınız zaman hakikaten uygun oluyor. Yoksa indi çok değerli bir taş. Yani çok büyük bir emeği var evet, yani. Gerçekten. O bir senin beğendiğin yüzük hangisiydi abla? Ooo. Hakikaten güzel. Bak bayıldım güzel. Ben bayıldım. Arkadaşlar isterseniz ben arkadaşlarım getirtiriyorum Indonesia'dan. Uygun fiyata getiriyorum size. Sadece Instagram'a yazın isterseniz tamam mı? Yani bir sürü model hatta
Bunun ayak içinde var, böyle bileklik ayak. Çok güzel yani. Instagram'ı takip edin arkadaşlar, Nesfika. Modelleri ben göstereceğim yani. Adam mesela bunu istiyorum, evet, diye çok rahatlıkla yazar. Onu çıkarıp paylaşacağım. Evet. Tamam mı?